Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel şahane bir model paylaşacağım. Gelin bohçalarına yakışır. Şahane çeyizlik de olur bohçalık her türlü arkadaşlar hediyelik çok güzel bir lif paylaşacağım. Böyle önümde görmüş olduğunuz gibi krem ve gold kullanacağız. İki tane tığım var. Biri bir ip için biri de diğer ip için. Makasa ihtiyacım var. Bir de etamin iğnesiyle dikiyorum ben sürekli liflere zarar vermeden Evet şöyle lip ipim krem rengi arkadaşlar Onun için şöyle iki numara 1.75 milim e, kalın bir tığ kullanıyorum ince ip, ince ipimiz için de böyle ince görmüş olduğunuz gibi ucu ince evde tığınız varsa onu kullanabilirsiniz bu ipimiz arkadaşlar nakış simi diye e, satılıyor tuhafiyelerde gördüğünüz gibi bakın ince ince böyle simli güzel bir ip arkadaşlar nakış simi olarak temin edebilirsiniz. Evet kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen arkadaşlar. Beğenler, beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. İsterseniz hemen modelimizin yapımına geçelim. Kese bir lif yapacağız arkadaşlar. Takım olarak çekiyorum. Takipte kalın. Evet şöyle krem ipimi aldım. 6 adet zincir çekiyorum. Evet 6 zincirimi çektim. İlk başlangıç zincirime batıyorum. Bir halka oluşturuyoruz burada. Bir zincir. İpimi uzattım, başına doladım. Yuvanın içerisine fıstık yapacağız. üçte doldurduğumuz. Evet şuradan tutuyorum. Bakın şöyle alıyorum. Şu aradan geçip kapattım. 2 zincir çektim araya. Tekrar başına doladım. Yuvanın içerisine yine 1 2 her seferinde başına doluyorum bakın. 3 şuradan tutuyorum şöyle aldım hiç bilmeyenler olabilir şu aradan geçtim ve kapattım 2 zincir tekrar başa doladık yine yuvanın içerisine yapıyoruz kapattım 2 zincir 6 tane yapacağız yuvanın içerisine arkadaşlar 3 dolduruyorum fıstığımı kapatıyorum araya 2 zincir. Video hızlı gelirse arkadaşlar ayar tuşunuz var video üzerine bastığınızda ayar tuşundan oynatma hızını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet bakın 5 tane oldu. Bir tane daha yapacağım. Kapattım. 2 zincir çektim. Bakın 6 tane tamamladık. 2 zincir çektim. Hiç boşa dolamıyorum. Direkt bu karşı fıstığın tepesine battım. Böyle kaydırıp çıkardım bir zincir. Tepesine bir fıstık yaptım bakın. Bu şekilde kapattım bir zincir. Tekrar tepesine bir fıstık daha yapacağız. Başa doladık. Bunu kapatmıyoruz. Bakın bu tuttuğum yere batıyoruz bir ikinci noktaya. Başına doladığım kapatmadan buraya da yine üçte doldurduğum fıstığımı yapıyorum ikisini bir kapattım bakın bu şekilde oldu dilimlere oluşturacağız burada iki zincir çektim ara boşluk için başına doladım yandaki fıstığın tepesine gidiyorum arkadaşlar aynı işlemleri yapacağız bir fıstık yaptım kapattım bir zincir tekrar tepesine bir fıstık yapıyorduk kapatmıyoruz bunu başa doladık bakın bu tuttuğum yere bir ikinci noktaya bir fıstık daha yapıyorum ikisini bir kapatıyorum bir zincir araya iki boş iki zincir diğer fıstığın tepesine geçeceğiz bu şekilde diğer fıstıklarımızın tepesini tamamlayalım Evet bakın bu şekilde bütün fıstıkların tepesini yaptım arkadaşlar iki zincir çektim hiç başa dolamıyorum bakın şuraya hemen şu fıstığın şu tepesine böyle yanaştırdım kaydırıp çıkardım bir zincir tekrar buraya bir fıstık yapıyorum girişe girişlerimiz hep böyle kapattım tepesine bir tane daha yapıyoruz başına doladım bakın bu tuttuğum yere ikinci noktaya dibine bir fıstık daha yapıyorum şimdi kapatmayacağız bir aşağıda ikisini bir kapatmıştık şimdi üçlü fıstık kapatacağız bakın arkadaşlar şu zincirden önceki dilimimiz alt dilim olacak iki tane yaptım tekrar başına doladım. bakın bu yana ikisini bir üçünü bir pardon kapattım bir zincir bakın altta yatan fıstık bir tane burada da bir tane şimdi artırmayla sayı ikiye çıkaracağız buraya bir tane fıstık yaptık bir de bakın hemen bu dibine şöyle ikisini bir kapatıyoruz bir iki zincir ara boşluk için bakın bir de iki fıstığa çıktık böyle dilim dilim yapacağız başa doladık diğer fıstığın şurasına battım ilk fıstığımızı yapıp kapatıyoruz tepesine dibine bir fıstık başa doladık bakın bu yana yapıyorduk bütün dilimler aynı arkadaşlar kapattım bir zincir artırma yapıyoruz buraya bir fıstık yaptık bakın bir de bu noktaya ikisini bir kapatarak sayı ikiye çıkardım iki zincir çektim başa dolayıp diğer dilimime geçeceğim arkadaşlar Evet bir yer diğer dilimlerin tepesinde tamamlayalım Evet diğer fıstıkların tepesinde tamamladım iki zinciri çektim Başa dolamadan buraya bakın karşı noktaya batıyorum. Kaydırıp çıkarıyorum. Bir zincir. Tekrar ipimi uzattım. Yine başlangıç noktam aynı. İlk fıstığımızı direkt kapatıyoruz. Tepesine bir tane daha fıstık yapıyoruz. Başa doladım bakın dibine. Tekrar başa doladım yana. Üçerli fıstık kapatıyoruz sıra sonuna kadar. Sıra sonumuz şurası arkadaşlar zincirden önceki yer. Üçünü bir kapattım. Bakın daha yerimiz var. Bir üçlü fıstık daha kapatacağız. Tepeye dibine ve bakın yan tarafa. Üçünü bir kapattım. Yukarıya çıktıkça üçlü fıstık kapama sayımız artıyor. Şimdi bakın altta iki tane yine burada iki tane yatan fıstığımız var. Hemen burayı artırmayla üçe çıkaracağız. Buraya bir tane yaptım. Dibine bir tane yapıyorum ikisini bir kapatıyorum araya iki zincir bu şekilde oldu bakın arkadaşlar iki zincir çoğunuz biliyordur zaten hiç bilmeyenler için böyle anlatmak zorundayım direkt karşıya geçtim bütün dilimleri aynı şekilde tamamlayalım birleştirelim arkadaşlar daha sonra bir üst sıraya geçeceğiz orada da yine işlemlerimiz aynı ilk fıstığımızı kapatacağız bu sıra sonuna kadar üçerli fıstık kapatıyoruz sıra sonunda kapattıktan sonra ikili fıstık kapatıp sayı dörde ulaştıracağız arkadaşlar tekrar birleştireceğiz daha sonra bir sıra daha yapıp Evet bakın şöyle dördüncü e, fıstık Sıramı bitirdim yatay dört tane fıstık olan bir bitirdim birleştirdim tekrar bir yukarıya çıktım üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar gittim ve ikili fıstığımı toplayıp dört olan sayıyı 5'e çıkardım bunu da böyle dönüp birleştireceğiz Arkadaşlar daha sonra bir sırada 6 olacak şekilde yapacağız. Her bir dilimimizin üzeri yatay fıstıklar 6 olacak. Bir üst sıraya tekrar geçeceğiz 7. Toplamda yatay fıstık sayısı 7 olana kadar artırıp yapalım arkadaşlar. Devam edip yapalım. Evet 7 fıstığa kadar bakın. Bütün dilimlerimin tepesini 7 fıstığa kadar artırdım. Şimdi yine buradan birleştirdim. İlk fıstığımı yine kapatıyorum. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde üçlü fıstık kapatıp devam edeceğiz tepeye dibine yana üçünü bir kapattık aynı şekilde arkadaşlar hiçbir değişiklik yok buraya kadar üçlü fıstığımızı kapatacağız bir artırma yapıp bu sayıyı 8'e çıkaracağız yaka kısmını yapıyoruz Evet bakın 8 fıstığa ulaştık artırmayla birlikte şimdi çeviriyoruz arkadaşlar bu kısım git gel yaparak yakayı yapacağız çeviriyorum ilk başa yine tekli fıstığımı kapattım tepesine bir fıstık daha yapıyoruz aynı dibine ve yan kısma üçünü bir kapattım bu sırada da yine sıra sonuna kadar gideceğiz bir artırma yapıp sayı 9'a çıkaracağız Evet bu sırayı da yaptım. Artırmayı yapınca sayı 9 oldu. Tekrar çeviriyorum. Burada da yine aynı şekilde girişimizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. Artırmamızı yapıp sayıyı 10'a ulaştırıyoruz arkadaşlar. 3 sıra örmüş olacağız. 10 fıstığa kadar yapalım. Evet 10 fıstığa ulaştırdım. Bakın şöyle yandan saydığımızda 1, 2, 3 sıramızı yaptık. 2 zincir çektiğim ipimi şöyle koparıyorum. İpimizi de şöyle arkaya içe alalım dibinden koparmayalım Evet bu şekilde şimdi bunun aynısından tekrar başlıyoruz aynısından bir tane daha yapıyoruz tekrar sıfırdan başlayıp aynı şekilde bir tane daha yapıyoruz kese olacağı için Evet bu şekilde arkadaşlar şimdi Evet bu şekilde iki parça halinde ördük iki parçamız olacak, biri arka taraf, biri ön taraf için arkadaşlar. Şöyle ben yapraklarımı da hazırladım daha öncesinden. Bir tanesini sizinle birlikte yapacağım. Şöyle kenara alalım bir tanesini. Şöyle ön kısım için yaprağımı krem rengi ipimi alıyorum. Şöyle bir zincirimi çektim. Bakın. Daha sonra hemen şuradan arkadaşlar. Bakın şu ilk başladığımız fıstıklar var. Bakın burada. Onun hemen şuradan. Şu iki zincir arasından tığımızı takacağız bakın. Şu ilk başladığımız fıstıkların şu aradan arkadaşlar. Hemen şöyle aldım. Bakın. Şöyle ipimi oraya sabitliyorum. Buraya öreceğiz. Daha sonra yukarı birleştireceğiz. İpimi uzattım. Hemen ilk fıstığımı yapıyorum. Kapattım bir zincir tepesine bir fıstık daha yapıyorum tekrar doladım yine aynı yuvaya bakın bunu kapatmıyorum aynı yuvaya bir tane daha yapıp ikisini bir kapatacağız ikisini bir kapattım bu şekilde bakın şimdi çeviriyorum yine girişte ilk fıstığı kapatıyorum bir zincir tepesine bir fıstık daha yapıyorum bakın bu şekilde şimdi şu tuttuğum yere bir fıstık daha yapacağım başına doladık hemen dibine bir fıstık daha yapıyoruz bakın iki tane oldu şimdi bir tane de şuraya yapacağız üç tane olacak bir tane de buraya yaptım üçünü birlikte kapattım Şimdi tekrar bir fıstık daha yapıyorum buraya. Bir de hemen şu tuttuğum yere dibine yapacağım. Bir tane de oraya yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir. Bakın şu altta bir tane yatay fıstığımız vardı. Şimdi iki tane oldu. Sıra sonunda ikili fıstık kapatarak bu sayıyı ikiye çıkardık. Şimdi tekrar çeviriyorum. Girişe yine bir fıstık kapatıyorum bir zincirimi çektim tepesine tekrar bir fıstık daha yapıyorum bakın şu tuttuğum yere dibine bir tane daha yapıyorduk iki tane oldu bir tane daha toplayacağım bir de yan tarafa üçünü birlikte kapatıyoruz bir zincir bakın buraya kadar bir tane daha şu fıstık kapatacağız bir tepeye bir dibine bir de yan tarafa. Evet, üçünü birden kapatıyorum. Bir zincir. Şöyle bakın, iki tane yatay fıstık var. Burada yine iki tane var. Şimdi artırma yaparak onu üçe çıkaracağız. Bir buraya yaptım. Bir tane de dibine yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet bakın bu şekilde 3 oldu. Tekrar çeviriyorum. Buraya ilk fıstığımı yapıyorum. Kapatmıyorum bunu. Yan tarafa artık eksiltmeye başlıyoruz. Yan tarafa da bir fıstık yaptım. Bakın ikisini birlikte kapatıyoruz. Bir zincir. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Yan tarafa bir fıstık. Üçlü fıstık kapatıyoruz bir tane. Tekrar üçlü fıstık kapatacağız. Şuraya kadar yani. Bir buraya, bir dibine. Bir de yana. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir. Evet arkadaşlar bakın ilk eksikmeyi başladığımız için 3'ten 2'ye düştü yatay fıstık sayısı. Şimdi çevirdik tekrar. Bu sefer bire düşüreceğiz. İlk buraya yapıyoruz. Başına doladık. Yan tarafa bir fıstık daha yapıyoruz. İkisini birlikte kapatarak eksiltmeyi yapıyoruz. Evet. Şimdi tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık ve yan tarafa bir fıstık. Üçünü bir kapatıyoruz. Bakın önce artırarak 1, 2, 3'e kadar artırdık. Daha sonra eksiltme ile 2 ve bir şaşırmayalım arkadaşlar. Bu şekilde önce artıyor daha sonra eksiliyor. Şimdi 1'e ulaştık bakın yatay sayısı. Şimdi çeviriyoruz. Bu kısmı da kapatacağız. Şöyle buraya bir fıstık. Yana bir fıstık. ikisini bir kapatıyoruz. Bir zincir. Şimdi sabitlemeyi göstereceğim. Şöyle bakın düzelttim buraya Arkadaşlar şu zincirden en üst zincirden sayıyorum bakın 1 2 3. ye Arkadaşlar tekrar gösteriyorum 1 2 ve 3. ye Tığıma taktım şu şekilde bakın 1 2 ve 3. Ye. şöyle tığımdayken şu alt kısımdan geçiriyorum bakın daha sonra şöyle aldım iyice sıkılıyorum burayı ben daha sonra kapatıyorum zincir çekmeden önce tekrar bu fıstığın tepesine battım bakın tekrar buraya bir battım daha iyi sabit olması için sıkılanması için tekrar sıkılıyorum iki zincir çekip ipimi burada koparıyorum bu şekilde daha sonra yaprağın iç kısmına şöyle ipimi biraz yürütüyorum daha sonra koparırız şimdi koparayım hemen unutmayın Evet bu şekilde yaprağımızı yaptık arkadaşlar. Bakın bütün yaprakları aynı şekilde yapacağız. Geriye sarabilirsiniz videoyu. Bütün yaprakların arasındaki e, şu e, fıstıkların arasındaki iki zinciri arkadaşlar bakın buraya yapıyoruz. Daha sonra tepeden üçüncüye sabitliyoruz. Bütün fıstıkla şey yaprakları yapalım. İşlemeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar işleme için bakın şöyle uzun bir ip taktım yaklaşık 4 karış benim elim biraz küçük 4 karış olarak iki katlı olarak taktım isterseniz hemen bir ölçü vereyim size Evet arkadaşlar bakın şöyle mezro ben ölçtüm iğneme taktıktan sonra iki katlı olarak yapıp düğümümü attıktan sonra 67 santim arkadaşlar yani bu benim için yeterli oluyor daha fazlasını hani ipimiz boşa gitmesin bu şekilde ben dört karış olarak hesaplamışım size de şöyle gösterdiğimde 67 santim falan arkadaşlar Evet şimdi hemen işlemesini göstereceğim. Şöyle alıyorum bakın. Şu arka kısımdan e, bu en alttaki fıstık bakın şu aradan geçiyorum. Arkadan takıp şu ara kısımdan ipimi geçiriyorum. Daha sonra bakın bir üste gidiyorum şöyle şuraya arkadaşlar battım bakın bu karşı taraftan çıkıyorum bu ipik katlı olduğu için biraz düzeltmelerle gidecek nazikçe yapılması gereken bir e, yaprak modeli şimdi tekrar oradan çıktıktan sonra tekrar bu ilk başladığım noktaya batıyorum bakın şu tekli fıstığın şöyle arasından hafif ikiye böldüm bakın fıstığı hafif yarı ortasından geri çıkıyorum Evet bu şekilde çok içine çekmiyorum. Daha sonra tekrar bakın buraya indireceğiz bunu. Şimdi buradan yine battım bakın bu ilk başladığım noktadan şu iki fıstığın ortasından çıkıyorum bakın. Şimdi tekrar böyle aşağı ineceğim. Şöyle bakın bu fıstığın ortasında batmıştık. Oraya tekrar batıyorum. Bu ortadaki battığım fıstığın yanından çıkıyorum. Şimdi tekrar şöyle çapraz yapacağız. Bunun için de şöyle yine buraya bu ortaya batıyorum. Bakın bu fıstığın diğer tarafından çıkıyorum. Bu ikili fıstığın diğer ucundan çıkıyorum. Düzelte düzelte gideceğiz. Evet şimdi yine bakın bu ortadan batıyorum. Bu sefer yine şu üçlü fıstığın tam ortasından şöyle arkadaşlar ikiye böldük bakın. Şu ara kısımdan çıkıyorum. Tekrar bu şekilde aşağı ineceğim. Onun için yine bu ortaya batıyorum. Bakın ne yapıyoruz? Bu fıstığın en dibinden bu orta bölümün en sondakinden üçlü fıstığın en başından bu taraftan tekrar geçiyorum çok kolay yapımı detaylı da de anlatıyorum bakın şimdi tekrar böyle yapacağız onun için buradan geçiyorum bu sefer buradaki en baştan çıkıyoruz üçlü fıstığın en başından şöyle ikisi birleşik olunca güzel hoş duruyor arkadaşlar onun için biraz uğraştıracak Tekrar buradan geçiyorum. Bakın bu ortadan tekrar batıyorum. Şimdi bakın bir üst bir üstten ikili fıstık var. Onun tam ortasından çıkacağız. Bu şekilde. Şimdi tekrar böyle yapacağız arkadaşlar. Onun için şuraya hemen direkt aşağı bu fıstığın tepesine iniyoruz. Ne yapıyoruz? Bunun yanından çıkıyoruz. Daha sonra Böyle tekrar bu ortaya batıyorum. Bu sefer bu baştan yapmıştık. Şimdi bu baştan çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya batıyorum şimdi. Yine düzelterek. Şimdi tekrar buradan batıyorum. Bakın bu sefer ne yapıyoruz? Şurada tek bir tane fıstığımız var. Onun orta noktasından çıkıyoruz. Şimdi tekrar bu şekilde aşağı ineceğiz. Aşağı inerken de Şöyle indim bakın. Bu taraftan çıkıyorum. Bakın hemen bu tekli fıstığın yan noktasından çıkışı yaptım. Tekrar böyle aşağı ineceğim. Şimdi de ne yapacağım? Buradan çıkış yapmıştım. Şimdi buradan çıkış yapacağım. Tekrar buradan arka tarafa artık ipimi gönderiyorum. çekmiyorum bakın içine geçince hiçbir özelliği kalmıyor çünkü görünmüyor şimdi buradan güzelce bakın ipimiz gitti arkadaşlar şöyle azıcık bir şey arttı o da artsın bağlamak için tam 67 santim şöyle düğümümü atıyorum bakın düğüm atarken de burayı tutup sıkıyorum tutmadan sıkmıyorum Evet şimdi şöyle biraz ara kısımdan yürüyerek ipimizi koparalım. Evet arkadaşlar bakın yaprağımızı da bu şekilde işledik. Diğer yaprakları da aynı gösterdiğim şekilde işleyelim. Daha sonra çiçek yapacağız arkadaşlar. Orta kısma çiçeği de yapıp diktikten sonra kenar kısımlarından iki lifi birbirine sabitleyeceğiz kalıntığımı da aldım. Bakın şöyle gevşek zincirler çekeceğiz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10. Toplamda 87 adet olacak arkadaşlar zincirimiz. Evet, 87 adet zincirimizi çektik arkadaşlar. Başına doluyoruz. Hemen şu ilk zincirden başlıyorum sayma. 1 2 3 4 5. İlk zincirden başladık. 5. zincirin içerisine başına dolayarak batıyorum bakın iki katını şöyle alarak buraya ikili trabzan yapıyoruz bakın 1 ve 2 de çıkardım iki zincir çekiyorum tekrar başına doladık Bakın şu battığımız yer şu battığımız zincir saymıyoruz arkadaşlar bir boşluk bırakıp ikincisine bir tane daha batıyorum çıkarıyorum bu şekilde 1 2 tekrar iki zincir yine başına doladık bakın battığımız yeri hiç saymıyoruz şaşırma yanılma olmasın yanındaki hemen boşluk zincirin bir yanına bir atlayıp bir yanına tekrar böyle ikili trabzan yapıyorum araya iki zincir çektim başına doladım bir boşluk bıraktım bir yanına böyle ikili trabzan iki zincir başına doladık bir atlayıp diğer zincirin arasına ikili trabzan yapıyorum bu şekilde yuvalar oluşturacağız artık arkadaşlar bir atladığım diğerine arada iki zincir başına dolayıp yapıyorum bu şekilde kutucuklarımızı zincirin sonuna kadar yapalım Evet bu şekilde kutucuklarımızı oluşturduk sonuncu kutucuğu da sizinle birlikte yapacağım iki zincir çektim hemen ilk zincire iki de doldurduğum trabzanımı yaptım bir zincir çekip ipimi koparıyorum 42 tane kutucuğumuz olacak arkadaşlar bir zincir çektim başına doladım hemen ilk yuvanın içerisinde bakın şöyle aldım uzun uzun çekiyoruz 1 ve 2 2 de çıkardım trabzan yaptım tekrar başına doladım yine aynı veya 1 2 7 adet trabzan yapacağız 3 tane oldu 4 5 6 ve 7 bakın uzun uzun çıkarıyorum arkadaşlar gevşek ve uzun 7 tane yaptıktan sonra hiç başa dolamıyorum bakın bu yuvanın içerisine direkt bu şekilde sabitliyorum tekrar başına doluyorum bu sefer yan yan yuvaya geçiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 hiç başa dolamadan direkt bakın yandaki kutucuğa sabitliyorum. Tekrar başına doladım yine diğer boşluğa trabzanlar yapmaya başlıyorum. Altı ve 7 tane trabzanı yaptıktan sonra direkt bu yan tarafa sabitliyorum. Evet arkadaşlar boşluklarımızı böyle gösterdiğim gibi tamamlayalım sıra sonuna kadar. Bu şekilde bakın. Evet, bu şekilde bakın tamamladım. Kıvrıldığına hiç bakmayın arkadaşlar. Gayet normal bu şekilde olması. En son bakın buraya doldurdum. Diğer yana da sabitledim. 2 zincir çekip ipimi kopardım arkadaşlar. Şimdi bakın burası düz tarafı, burası ters tarafı. Şöyle düz tarafın şu başlangıç kısmından simli ipimizle gideceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle ince ipimi aldım. Şöyle iki ya da üç zincirimi çekiyorum hemen başına. Şöyle aldım bakın düz tarafını. Hemen şuradan sabitliyorum. Bakın şuradan ipimi takıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şurada trabzanlar arasında hemen iki trabzan arasına. Bakın bu şekilde battım. iki zincir çektim. Yandaki trabzan arasına bakın arkadaşlar. Zincirlerimiz çok düzgün olmalı. Çiçeğimizin kenar kısmı düzgün durması için iki zincir çektim. Hemen şu trabzan arasına batıyorum. Bakın şu ara noktaya arkadaşlar. Şu araya. İki zincir çektik. Araya battık. İki zincir. Ara noktaya. İki zincir şu diğerin ara noktasına battım. İki zincir çekiyorum. Burada yine şöyle bir ovallik yani burada bir aşağı doğru sabitleme yapacağız arkadaşlar. İki zincirimi çektim. Bakın şöyle şuradan takacağım. Şöyle alacağım. Tekrar gösteriyorum. İki zincir çektim. Şuradan taktım. Bu şekilde aldım. Burayı iyice sıkıladıktan sonra kapatıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bakın hemen bu yan tarafa sabitliyorum. 2 zincir çektim. Bir yan boşluğa. 2 zincir bir yan boşluğa. Bu şekilde de çiçeğimizin etrafını gideceğiz. 2 ya da üç dediğim gibi zincir arkadaşlar o tamamen sizin elinize bağlı. 2 zincir bende yeterli oluyor en son bakın şu araya battıktan sonra şu ara boşluklara batmadan önce şu araya batıyorum burada iki zincirimi çekiyorum bakın en son şu alttan alıp bu şekilde burayı sıkılıyorum öyle kapatıyorum iki zincir çekiyorum bakın şimdi yine şu aradan sabitliyorum Evet kenar kısmımızı da bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi buraya batmak daha güzel olur. Şu ovalik veriyor arkadaşlar. Evet bu şekilde bütün komple kenar uç kısma kadar bitirelim. En son yine şu aşağıya sabitleyip ipimizi 2 3 zincir çekip koparalım arkadaşlar. Evet komple bitirip bakın şuraya uç kısma sabitleyip kopardım arkadaşlar. Şimdi burası bitiş yerimiz arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. En baş kısmına geliyoruz. Bakın burası düz tarafı, burası ters tarafı zaten belli oluyor. Şöyle katlıyoruz arkadaşlar. Gül şeklini vereceğiz. Şöyle güzelce çok da sıkmadan bu şekilde katlıyorum. Şimdi çiçeğimizi dikeceğiz iğneyle. Bakın şöyle arka arkaya gelecek şekilde gülün katları görünecek şekilde. Böyle güzel formunu aldıktan sonra bakın şöyle ters çeviriyorum bakın gördüğünüz gibi arkası da yuvarlak yuvarlak şöyle iki kat uzun bir ip taktım lif ipiyle dikiyorum şu uç kısımdan bakın başlıyorum bütün zincirlerin arasından geçiyorum bakın şöyle iki elimle sıkıştırdım çiçeği zincirlerin arasından geçerek gülümü de tutuyorum bakın şu şekilde ki çok çekme yapmıyorum şimdi tekrar şöyle biraz boşluk verip tekrar bu zincirlerin arasından geçerek şu ortadakini de unutmuyoruz kaçmasın bu şekilde Normalde dikimi kolay ama böyle videoda biraz zorlanıyor insan. Evet. Hiç dikmediğimiz taraflardan alıyorum bakın yine. Çok çekme yapmadan tekrar buradan bu şekilde böyle tam e, dikildiğinden emin olana kadar kenar kısımları tamamen dikilmiş olacak şöyle açıklık kalmayacak şekilde komple bu şekilde döne döne biraz dikelim Evet biraz diktikten sonra tam şu orta kısma yürüdüm arkadaşlar buradan çıkıyorum şu ilk baştaki bakın bu kıvırdığımız biraz böyle çıkık duruyor bunu buradan alt kısımdan bakın bu şekilde batırıyorum şu bunu şimdi içe doğru çekeceğiz tekrar biraz hafif öte noktasından trabzanın arasından tekrar batıyorum bakın bu şekilde bunu arkaya böyle alıyorum arkadaşlar. Tekrar yapalım. Bu alt kısımdan geçiyorum. Tekrar şöyle trabzan arasından batıyorum. Böyle arkaya doğru iyice çektiriyorum bakın. Arka kısım çok e, burası çıkık ucu açıkta kalmasın diye havaya çıkmasın diye. Evet şimdi şöyle İpime burada bir düğüm atacağım. Daha sonra şu yap evet çiçeğimizi de bu şekilde tamamladık, diktik. Şimdi tam şöyle orta kısma koyuyoruz güzel bir şekilde arkadaşlar. Daha sonra ben bu şekilde dikip ondan sonra birleştiriyorum. Şöyle şu ara kısımdan bakın. Şu ara kısımlardan bu şekilde çiçeğimi sabitleyeceğim lif ile dikiyorum böyle tam ortaya getiriyorum daha sonra bir çiçekten batıyorum arkadaşlar bu şekilde bakın bir de böyle lifin ara katından alıyorum bu şekilde çevire çevire dikeceğiz arkadaşlar çok lif'e zarar vermeden yapraklara zarar vermeden Ara katlardan geçerek bu şekilde dikeceğiz. Bakın bu şekilde aradan batıyorum. Gördüğünüz gibi daha sonra şu lifin ara katından bakın ara katından da alıp çıkıyorum. Evet bu şekilde etrafını döne döne dikelim arkadaşlar. Daha sonra arkaya ipinizi verip düğüm atabilirsiniz. Evet çiçeğimizi tamamladık, diktik. Şimdi arkadaşlar birleşmeye geçtik. Bakın bu diğer e, lifimizin parçası. Burası düz tarafı arkadaşlar, düz düzgün tarafı yani. Bunun tersine çeviriyoruz. Bakın bozuk tarafı e, diğer arka tarafı bize bakıyor arkadaşlar. Bu lifimizi de bunun üzerine koyuyoruz bu şekilde. Şimdi krem ipime bir zincir çekiyorum. Birleşmeyi yapacağız. Evet şimdi şu köşe uç kısımdan birleştirmeye başlayacağız. Bakın şu iki köşeden ipimi sabitliyorum. Bir zincir çektim. iki zincir çekeceğim. Daha sonra başına doluyorum. Bakın iki katını birden birleştireceğiz. Başına doladım. İkisine birden bakın geçiş yapıyorum. Bir. iki fıstık. İki de doladığım fıstığı yapıyorum. Bakın direkt bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir tepesine. Tekrar başına doladım. Yine aynı yuvaya. 1 2. 2 de doladım. Kapatıyorum fıstığı bir zincir tepesine. Tekrar başına doladım. Aynı yuvaya 5 tane yapacağız. İkisini, üçünü birden kapatıyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Biraz havada sıcak 4 tane oldu şimdi 5. yapacağım aynı yuvaya ikisini birden kapattık bakın 5 tane toplamda oldu şimdi yine 2 tane zincir çekiyorum bakın bundan sonra bu ikisine bak sıradaki iki tane yuvaya hiç başına dolamadan direkt bu şekilde sabitliyorum 2 zincir çektim Evet şimdi şöyle yine birleştirdim. Bakın diğer bir hemen alttaki kısma hiç başa dolu e, tekrar çiçek yapacağız. Pardon iki zincir çektik. Başına doladık. Buraya yine çiçeğimizi yapıyoruz. iki taraftan da geçirip. Buraya da 5 tane dolduruyorum. 2 3 4 ve 5 2 kat yapması biraz e, tabi zor oluyor ama videoda zor oluyor normalde bu kadar zorlanmıyorum Evet 5 taneyi doldurduktan sonra iki zinciri çekiyorum bakın şöyle birleştiriyorum arkadaşlar şu iki zincir e, boyun kısmına yaptık daha sonra iki zinciri çektikten sonra sıradaki yere arkadaşlar. Buna ve buna ikisini birleştiriyoruz. Kapattım. iki zincir çektim. Tekrar başına doladım. Yine yan yuvaya. Boyunda biraz zorlanıyor. Bakın bu tarafa geçince daha kolay oluyor. 2 3 Uzun uzun çekiyoruz arkadaşlar. 4 ve 5 Kapattım. İki zincir çekiyorum. Kapattıktan sonra şöyle bakın, hemen şu ikisine hiç başına dolamadan sabitliyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Yan yuvaya yine fıstıkları yapmaya devam ediyoruz. Üç oldu. Bu dördüncü ve beş. Araya iki zincir çiçeğin arasına fıstıkların arasına batıyorum Evet bu şekilde yapacağız arkadaşlar şu e, orta zincirlere batmak yok arkadaşlar böyle etrafını şu boyun kısmına kadar yapalım dediğim gibi e, şurayla birleştireceğiz bakın ve şurayla şu iki kısımda şu orta zincire hiç batmak yok bu şekilde şuraya kadar yapalım Evet komple etrafını bakın bu şekilde yaptım. Şu boyun kısmına geldim. Şimdi şöyle bakın. boyun kısmından bir önceki yerdeyim. Dilimin üzerindeyim arkadaşlar. Hemen bakın buraya zaten çiçeğimiz denk geliyor. Şimdi iki zincir çekiyoruz. Bu boyun kısmının olduğu yere bunu sabitliyorum. Şimdi burada ufak bir şey yapacağız sadece. Şimdi buraya 3 ya da 4 zincir çekiyoruz. Şu fıstığınızın boyuna göre. Bir adım zincirle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu dibe sabitledikten sonra 3 zincir çektim bakın. Hemen bir sonraki sıraya atıyorum. Burayı bakın şöyle gizledim iyice. Kapatıyorum. Çiçeklerin iki uçta da denk gelmesi için bunu yapıyoruz. 2 zinciri çektim. Bakın yine şöyle şu uç kısmı birleştiriyorum. Bu uç kısma çiçeğimi dolduruyorum 5 tane. 3 tane oldu. 4.'üyü dolduruyorum. Ve 5. 2 zincir çekiyorum. Bakın şu uçları ikisini birbirine bu şekilde birleştiriyorum. Evet arkadaşlar böyle hafif zincirle gitmemizin sebebi iki tarafında bakın şu karşılıklı iki tarafında aynı yerde çiçeğin denk gelmesi bu şekilde denk geliyor en uygunu bu şekilde oluyor bakın yine buraya çiçeğimiz denk geldi şimdi iki zincir çekiyorum boyun kısmını yapacağız arkadaşlar şöyle açık bir şekilde gideceğiz iki zincirimi çektim ipimi şöyle aldım bakın şuraya hemen çiçek yapacağım bakın açık kısmı dolduruyorum 5 tane çiçeğimi Bir tane zincir çekiyorum hemen bakın direk yandaki fıstığa batıyorum iki zincir yana çiçek sabitliyoruz çiçek ya fıstık çiçek dediğim arkadaşlar evet bu şekilde yapalım şu boyun kısmına şuraya gelene kadar burayı tamamlayalım evet şimdi şu yaka boyun kısmına geldik bakın en son buraya yaptım şu uç kısma sabitliyorum. Şimdi tekrar bunu sabitledikten sonra şu arka kısma buraya ilk buraya sabitledik. Şu arkaya da bir tane geçiş yapıyorum bu şekilde. 2 zincirimi çekiyorum. Daha sonra yine yan kısma çiçekle başlıyorum bakın bu şekilde. Evet geçişimiz de bu şekildeydi. Bakın geçtik buraya birleştirdik. Hemen ilk şuradaki fıstığın oraya çiçekle yapmaya başladık. Evet arkadaşlar buraya kadar yapacağız. Daha sonra da burayı birleştirelim, ipimizi koparalım. Evet bakın kenarını komple bitirdim. ipimi orada kopardım. Şimdi kolt renkli ipimi alıyorum buna üç tane böyle zincirimi çektim. Şuradan başlayacağız arkadaşlar. Şu kısımdan, şu yaka kısmından köşeden yine başlayacağız. Şuraya bakın şöyle yukarıya sabitledim 3 tane zincir çekiyorum bir adım hemen ileriye bakın bu şekilde batıyorum 3 zincir çekiyorum bakın şu aralara elinizin sıklığına göre 4 de yapabilirsiniz Ben de 3 yeterli kasma yapmasın e, yeterli arkadaşlar şimdi 3 zincir çektim bakın şu fıstıkların aralarına şu ara kısımlara direkt bu şekilde bakın sabitliyorum 3 zincir bir yan araya 3 zincir bu yaptığımız fıstıkların aralarına batıyoruz. 3 zincir yaptım. Şimdi bakın şu zincir boşluğuna geldim. Şuraya zincire de kapatıyorum. Burada iki zincir çekelim arkadaşlar. Şöyle orta noktaya batacağız. Bakın iki zinciri çektim. Şu orta kısmına bakın. Şöyle nasıl göstersem. Tam şu ortaya tığımızı batıracağız. Orada bir böyle çukurluk olsun diye. Şöyle battım ortaya. Bu şekilde aldım. Yanaştırıp çıktım. Tekrar 3 zincir. Bakın şu zincirin içerisine geçiyorum. 3 zincir çiçek arasına geldim. Bu ipi örmek biraz zor oluyor tabi. 3 zincir çektim, tekrar diğer boşluğa geçtim. 3 zincir çektim. Bakın şimdi şu zincirler yapmıştık iki zincirler onun hemen bu şekilde beline doluyorum kapatıyorum iki zincir çekiyorum bakın şu orta noktaya batıyorum bakın bu, buraya direkt atlamıyorum bu orta noktaya böyle çukurluk olsun diye batıyorum iki zincirle biraz zor oluyor geçmesi ama bu şekilde daha güzel oluyor sıkılayıp kapatıyorum tekrar üst zincir çekiyorum diğer zincirin içerisine geçiyorum. 3 zincir ara boşluk. Evet. Kenar kısmımızı da bu şekilde yapalım. Şuralarda gösterdiğim gibi buraya batacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde bunu da buraya batabilirsiniz. İsterseniz hiç batmadan bir buraya bir de buraya batıp geçebilirsiniz de batabilirsiniz. De. Evet komple kenar kısmımızı yapalım arkadaşlar. Şuraya geldikten şuraya gelince de bakın buraya batacaksınız. Daha sonra buraya batıp bu şekilde ağız kısmını da tamamlayıp burada bitireceğiz Evet en son burada birleştiğim iki zincir çekip ipimi kopardım arkadaşlar Evet bakın hepimizin yapımı bitti arkadaşlar gerçekten çok hoş güzel bir model oldu şöyle bakın el geçmeli iki katlı harika bir model oldu arkadaşlar Benimle birlikte yap, yapanların eline, emeğine sağlık arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine görüşelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.